Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Souls-like severler. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi tekrar buraya döndük. Buraya dönmemiş olmamızın iki tane sebebi var. Birincisi şunu göstermek istiyorum. Bir önceki videoda kesmiş olduğumuz boss'tan sonra bir tane barrel diye bir şey almıştık. Bu almış olduğumuz barrel sayesinde Upgrade Prosthetic Tool opsiyonu bize açılmış oluyor. Burada sahip olduğumuz prosthetic tool'ları upgrade edebiliyoruz. Bütün upgrade'leri almak, yani özellikle şu son 4 upgrade'i almak için oyunu dediğim gibi 4 kez falan bitirmeniz gerekiyor. Yani New Game Plus'a gitmeniz şart. Yani tek bir oyuna işte bütün upgrade'leri alamıyorsunuz. Yeni prosthetic'ler aldıkça, yeni prosthetic tool'ları aldıkça şu kitle olanlar açılmaya başlıyor. Aynı zamanda upgrade'leri aldıkça da kitle olanları açabiliyorsunuz. Upgrade materyalleri ise mesela sağ altta olan işte Gunpowder gibi, Metal Scrap gibi itemlar. Bunlardan da oyunda sınırlı sayı da var. Cümleyi kuramadım. Sınırlı sayı da var. Hani bazen satan merchantlar var, yani satıcılar var. Hani onları alabilirsiniz. Eğer ki dediğim gibi yani New Game Pass'a geçerken özel upgrade'ler almak istiyorsanız veya işte oyunu platinlemeyi vesaire düşünüyorsanız hani internetten bunlara dair çekilmiş olan videoları veya wiki sayfalarını inceleyin derim. Evet. Bunu göstermiş olduk. Ben şu an için upgrade'leri yapmayacağım. Hani upgrade'ler burada para da istiyor. Aklınızda bulunsun. Upgrade'leri yapmayacağım. Şuradan devam ediyor olacağım. Bir tane çan almıştık. Yaşlı bir tane teyzeden. Kendisi bizi oğlu zannediyordu. Ama oğlu da hemen yanında kanlar içerisinde durmaktaydı. O almış olduğumuz çanı buradaki Buda heykeline veriyor olacağız. Çanı aldığınız zaman bu sinematik gelir. Yani çanı almadan bu sinematiği göremezsiniz. Gözlerini kapat ve diyor çanın sana anlat, yani çanı dinle diyor. Diyor ki o çanın diyor sesleri senin düşüncelerini karıştıracaktır. Aynı zamanda uyumakta olan anılarını uyandıracaktır şeklinde bir cümle kuruyor. Hatırlarsanız bir geceden bahsediliyordu. Kura demişti hani o geceden beri size görüşmedik, ne durumdasın falan diye biz hatırlamıyorduk. Satıcı demişti hatırlamıyorduk falan. O geceye geldik işte. Şu karşıya bakarsanız orası Hirata Estate'in olduğu yer. Zaten veya burası da onun sınırları içerisinde yanmakta olan bir bölge. Burada oyunun yine güzel bosslarından bir tanesi var. O boss'a doğru ilerliyor olacağız. Büyük ihtimal 2 veya 3 video içerisinde burayı tamamlarız diye düşünüyorum. Buraya bir önceki videodaki boss'u kesmeden önce de gelebilirsiniz. Zincirli düşmana geldiğiniz zaman da gelebilirsiniz. Hani burası oyunun erken safhasında erişilebilir bir bölge. O çanı aldıktan sonra buraya gelme imkanınız var. Ama hani oyun size buraya gel diye seni zorlamıyor. Hani gelmenizin artıları ve eksileri olduğunu düşünüyorum ben. Artı tarafları nedir? Hani burada alabileceğiniz prosedik tool'lar var. O tool'lar özellikle o zincirli de ve işte birazdan da diğer bölgede devam edeceğimiz yerde bize yardımcı olacak tool'lar. Hani eksileri neler? Bu bölge biraz daha karışık. Biraz daha fazla düşmana sahip. Birçok şeyi atlama imkanınız var. Hani zincirli düşmandan sonra mesela nedir adı? Daha düz bir yolda ilerliyoruz. Hani daha takibi kolay bir yer olduğunu düşünüyorum o tarafın. Ama burası hani biraz daha kargaşa içerisinde. O yüzden ben buraya şimdi gelmeyi tercih ettim. Bunları anlatmış olmamın sebebi de şu. Hani burada çeşitli şeylerin işinize yaradığından ve nerede yarayabileceğinden bahsediyor olacağım. Bahsettiğim kimi şeyler aslında geçmiş olmuş şeyler. Mesela geçmiş olduğumuz şeyler olacak. Mesela zincirli düşmanı kesmek için bir tane tool alıyor olacağız burada. Ama biz de onu kestik gibi. Yani o yüzden aklınızda bulunsun. Daha erken gelmek istiyorsanız daha erken gelebilirsiniz. 3 yıl öncesindeyiz bu arada.
Evet, 3 yıl öncesindeyiz. Diyor ki şey yapman lazım. Diyor ki yani şey Kuro yani genç efendi tehlikede, onu kurtarmaya git diyor. Şeyi bilmiyoruz. Yani oyunda bildiğim kadarıyla bu hiçbir zaman açıklanmıyor. Yani biz niye şu an Kuro'nun yanında değiliz? Bütün burası, bu mekan yandıktan sonra buraya geliyoruz filan. Bu açıklanmıyor bildiğim kadarıyla oyunda herhangi bir şekilde. Hop. Ama hani burada değiliz. Yani Kuroya'nın olduğu mekan basılmış. Hırsızlar falan buraya girmişler. İnsanları öldürüyorlar. Biz de hani daha yeni dahil oluyoruz buraya. Benim bir teorim var ama çok emin değilim. Hani ona dair bir... Şu Mikili kaldırdı işte. Ama çok iyi bir yerde ifade edemedim. O yüzden tekrar yapabildiğimizden gelip gösteriyor olacağım. Bunları böyle öldürelim. Hop. Ve dikkat ederseniz az önceki o konuşmuş olduğumuz o şey eleman, nedir adı? Beyaz kıyafetler içerisindeki eleman, şey, oyunun başında bizim kolumuz koptuktan sonra Kuro'yu sırtlayıp götürenlere benziyor. Hani o düşman tipine benzer bir düşman kendisi. Şimdi şurada bir tane şey var. Şimdi bunları keserseniz Treasure Carp Scale diye bir şey alıyorsunuz. Az önce bir tane şu taşın arkasına toplamıştım. Bunun ne olduğunu birazdan göstereceğim. Ne diyordum? Ha, o beyazlı eleman mesela biraz daha bize dost canlısı davrandı. Hani git işte efendiyi kurtar falan dedi. Burası aslında olayların hani günümüzdeki, yani oyunda günümüzdeki geldiği noktaya gelmesine sebep olan gece ve o geceye ait olayları göreceğimiz chapter diyebiliriz. Bunları bu şekilde öldürmenin en kolay yolu şu. Hani yuvarlağa basarsanız, hani shift şeyde olsa gerek, nedir adı, bilgisayarda dash atıyorsunuz suda. Saldırıya basarsanız da dash'ten sonra saldırıyor olacak. Aklınızda bulunsun. Şimdi burada bir tane şey var. Ne diyelim buna? Küpün içerisinde bir karakter var. Diyor ki bana diyor sen bu şeylerden getir. Nedir adı? İşte o az önce yaratıkları kesince almış olduğumuz o scarplardan getir. Ben de diyor sana item vereyim. Mesela Bitter Red Gourd veriyor. Alev damage'ına çok fazla maruz kalırsanız, yani çok fazla ateşin içerisinde kalırsanız yanmaya başlıyorsunuz. Mesela onu gideriyor. İşte Divine Grace var. Mesela kullanmanız durumunda canınızı fulluyor. Şunun 3 tane maske parçası var. Sağ, sol ve üst galiba. O maske parçalarını toplamanız durumunda işte sizin yanlış hatırlamıyorsam damage'ınız veya canınız artıyor. Hani onu sunuyor. Floating Passage Text var. Bu şey özel bir saldırı skill'i. Hani onu öğrenebiliyorsunuz filan. Gerek balıkları öldürerek gerek işte etraftan toplayarak bunları lootlama imkanınız var. Oyunda ilerledikçe bu arkadaşın bir quest'i var bu arada. Kendisinden bir yani bunun gibi olan bir tane daha karakter var. İkisinin questleri birbirleriyle çakışıyor. İki karakterden bir tanesini kaçtı. İki karakterden bir tanesini tarafını tutarak quest tamamlıyorsunuz. Klasik Dark Souls questleri gibi düşünebilirsiniz. Yani yapması biraz uzun sürüyor. Çeşitli şey yapmak falan gerekiyor. Hangisini kurtardığınıza bağlı olarak yani birinden biri hayatta kalıyor diyebilirim. Yani öyle diyeyim. Mesela bunu kurtarmışsanız veya bunun için bunun yanında durmuşsanız bu hayatta kalıyor. Bunun sat diğeri ölüyor. Diğeri ölünce diğerinin sattığı şeyleri bu satmaya başlıyor. Gelip buradan alışveriş yapmanız gerekiyor. Ama bütün itemlarını şey yapamıyorsunuz. Yani tek bir oyunda, yani tek bir new game'de almanız pek mümkün olmuyor. En önemlisi prosedik tool'ların upgrade'i için özel mavi bir item satıyor oyunun sonlarına doğru. O itemlarla oyunda sınırlı sayıda var. Hani sadece işte bir veya iki tane falan alabiliyorsunuz satıcılardan. Bir tanesini bu satıyor işte. Önemli bir karakter olarak düşünebilirsiniz o yüzden. Aklınızda bulunsun. Yani bunları bir ifade etmiş olmak istedim. O karaktere dair. Hop, burada bir tane save'imiz var. Save'imizi aldık.
Şimdi burası bol düşmanlı bir mekan. Hani burada benim gittiğim yerden gidebilirsiniz. Kendiniz dolaşıp keşfedebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Hiçbir şeye sizleri zorlamıyorum. Zaten buraya da hani dediğim gibi daha erken gelme imkanınız da vardı. Ben mesela şu an geldim falan. Hop. Burada bol bol adam öldüreceğiz. Benim tavsiyem şu. Hani bu bölge için konuşuyorum. Hani diğer bölgelerde çok değil belki ama. Şuraya bir tane Mibu balon patlatabiliriz. Sırf beni görecek galiba o. Heh. Çok fazla düşman öldüreceğiz. Çok fazla düşman öldüreceğimiz için hani kazandığımız para da fazla olsun diye. Bir de düşmanları öldürmek çok uzun sürmüyor. Hani 1-2 vuruş ve düşman. Vay anasını bu arada. Şu okçuyu bir öldürelim biz ya. Wow. Düşmanları öldürmek Allah'tan uzun sürmüyor ve çok kolay dedim ya. İkinci niye yapamadın? Ha, fokus değildim. Peki. Şunları bir öldürelim. Hop. Paraları toplayalım. Canımızı fulleyelim. Burada bir sürü dediğim gibi düşman olacak. Hop. Mil balonun ne kadar etkili olduğunu şeyden görebilirsiniz. Yani canımın altında böyle sarı bir tane şey var. Yuvarlak var. O sarı şey hani şey ifade ediyor. Hani hala fazla para kazanıyorsun adamları öldürünce şeklinde. O durumu ifade ediyor. Bu okları da bu arada bloklama imkanımız var. Ben sadece çok kötü olduğum için bunu beceremiyorum diye düşünebilirsiniz. Şuradan Akos Sugar'ı alalım. Bu tarafta bir şey yoktu diye hatırlıyorum. Evet, okey. Şu evin içerisine gireceğiz. Şunu almadan önce sol taraftaki düşmana dikkat edin. Elinde balta olan düşmanlar diğerlerine göre biraz daha zor ölüyorlar. Aklınızda olsun. Biraz daha fazla vuruyorlar bu arada. Doğal olarak. Şimdi burada prosedür tool'un şeyde olsun. Nedir adı? Şuriken de olsun. Şimdi burada bol bol köpek var. Şimdi bol sayıda düşman, evet. Olacak demiştim. Gel lan buraya. Sen de çatıda olmak burada en mantıklısı. Hani öncelikle şu çatıdaki okçuları öldürmeye çalışın. Sık sık. Şu arkadaşların kafasını atlayabilirsiniz. Vay anasını ya. Birazcık olsun da aç gözü davranınca cezalandırılıyorum. Bir de bunların atakları böyle çok delayli olabiliyor. Sevgili arkadaşım, gülürsen sevineceğim. Bir tane pelt şeyim. Bu şeyi bloklamayı yani bloklamanın pratiğini yapabiliyorsanız elinizden gelince pratiğini yapın. Çünkü oyundaki ana mekaniklerden bir tanesi bu. Şeyi belki hatırlıyorsunuzdur. Bir tane eleman, yani bir tane eleman değil artık, bir satıcı ile konuştuğumuz zaman bize bir tane şeyden bahsetmişti. Patlayan bir Shinobi aracından bahsetmişti. Flame Barrel. Onu burada lootluyoruz işte. Bu zincirli düşmanı öldürmek için işimize yarayan bir şey. Zincirli düşmanın üzerine, dur bakayım ben hiç almış mıyım, bilmiyorum. Almışım. Oil, hani oil ne? Yağ. Zincirli düşmanın üzerine yağ fırlatıp o prosedür tool'u kullanırsanız, tam takmadığım için şu an gösteremiyorum da, o prosedür tool'u kullanırsanız yakmaya başlıyorsunuz bir anda. Hem canı yavaş yavaş azalıyor, hem bir miktar böyle sarsılıyor o zincirli düşman. Daha kolay kesiyorsunuz diyebilirim. Okey, güzel. Bunlar burada hallolmuş oldular.
Şurada bir şey var mıydı diye bakıyorum. Atlamak istemiyorum çünkü hiçbir şeyi. Şimdi buradan devam edelim. Evet, burada önemli bir diyalog yine. Bize bir tane Shinobi Prosedür Tool'un nerede olduğunu söylüyor. Diyor ki işte tapınaktan baltayı al ve kafalarını ikiye yar diyor bu düşmanların. Baltayı almadan önce şu kısa yolu açmak istedim ben. Şuradan bir gidip dinlenmekte bonfire'da fayda var. Çünkü şeyimiz kalmadı. Nedir adı? Cam potumuz. Hop. İlerlerken de şöyle ilerleyebiliriz. Ve bu sefer düşmanlara tek tek ulaşmamıza gerek yok. Kim beni gördü ya? Ha, okçu görmüş, okey. Doğal olarak onlar da görmüş oldu. Vay anasını, gel. Bir kullanalım madem. Daha bol para kazanıyor olalım. Çünkü burada da hani yine bol bol adam öldürmeye devam ediyor olacağız. Hop. Şuraya çıktık. Bahsettiği tapınak bu arada şu. Hani öyle şey bir tapınak düşünmeyin. Zaten konuşurken hani bunun da buraya temple yani tapınak diye bahsettiğini duymuş olduk. Hop. Ben şu baltalıyı öldürüyorum. Her zaman için. Çünkü baltaları öldürmek dediğim gibi biraz daha uzun sürüyor. Hop. Bu arkadaşları bir öldürelim. Buradan Litecoin Purse'ı aldık. Şuradan bir tane Prosedic Tool alacağız. Gerçi bunu bonfire'a gitmeden önce alsam daha da iyi olabilirdi diye düşünüyorum şu an. Aynen. Şurada bir şey yoktu diye hatırlıyorum. Evet. Şimdi şuraya bir gidelim. Burada horozlarımız var. Bolca. Aklınızda bulunsun. Bir anda böyle kafanıza horoz atlayabilir. Birkaç tane item vardı diye hatırlıyorum. Yani çok uzun takılacağımız bir yer değil gerçi ama. İki vuruş yetiyor yani şu an. Hani öyle çok da zorlayan şeyler değil ama yine de horoz bunlar yani. Güzel. Tam diğeri saldıracağız da animasyona girmiş olmak iyi oldu. Damage'ı engellemiş olduk istemsiz. Bu penaltı aldık. Sanırım evde başka bir şey yoktu diye hatırlıyorum. Okey. Evet şimdi. Şöyle gidebiliriz aslında. Şimdi şurada bizim satıcı var işte. Kendisiyle karşılaşmıştık. Burayı diyor ben buldum diyor. Benim şeyimden uzak dur diyor. İşte ne onun adı? Mal mı diyelim, mülk mü diyelim? Hani benim göz koyduğum yerden uzak dur diyor. Hiç buraya girilebilen bir yer var mı diye bakmamış mesela şimdiye kadar. Bir ona bakasım geldi. Yok galiba. Evet. Şuradan mı gidelim? Yani kendisi aslında burada tanışmış oluyoruz. Kendisinin işte hatırladığı şey de bu. Bundled Jesus taşı aldık. Bu şeyler, bu heykeller yine Resurrection'la alakalı şeyi arttırıyorlar. Yani daha fazla Resurrection Power almamızı sağlıyorlar diye hatırlıyorum. Şimdi burada dinleseydik olurdu. Sıkıntı değil. Açıklarım ben şimdi. Şunu öldürelim.
işte dışarı çıkın şeklinde, hani işte yoksa öldürürüz biçeriz lan falan şeklinde tehditler savuruyorlar buradaki insanlara. Bize bir tane antidot powder veriyor. İşte Kuro'yu kurtarmamızı istiyor. Sen diyor onun korucususun. Git diyor onu kurtar. Bu baskını yapanlar içerisinde bir shinobi avcısı olduğundan bahsediyor. Bu avcıyı öldürmezsem hani beni öldürmem lazım diyor, ama işte ya kızı ya eşi sen yani lütfen diyor, senin diyor dışarı gidecek şeyin yok. Nedir adı? Yani halin yok. Lütfen diyor dinlen. Yani biz ama bunu öğrenmiş olacağız. Bir shinobi avcısı var bu mekanda bir yerlerde. Evet, bu buraya geldiğimizde bahsetmiş olduğum durumla alakalı. Şöyle ki sen diyor Shinobi'nin, yani Shinobi diyor, sen diyor bu işte Kuro'nun başı derde girdiği bu dönemde, işte buradaki işler sarpa sardı bu dönemde ortalıkta yoktun diyor. Yoksa diyor sen mi diyor bunları buraya çağırdın, bunların buraya girmesine izin verdin? Umarım diyor ölürsün hain diyor. Yani benim bir teorim var. Yani bunun ne olduğuna dair oyunu bitirdiğim zaman unutmazsam anlatıyor olurum. Çünkü spoiler olacak şu an anlatıyor olmak. Ama hani buradaki olaylar sarpa sararken evet biz burada yoktuk. Ve hani bizim ihanet ettiğimizi düşünen insanlar da bulunuyor bölgede. Şimdi buraya gidelim. Yapacağım şey şu. Sizlere de söyleyeyim. Gerçi belki diyalog vardır. Bir önceki şeyde olduğu gibi aynı sıkıntı yaşamayalım. Diyaloglar varsa onları tamamlamış olalım. Gördüğüm şey bir rüya mıydı, gerçek miydi diye soruyor. Bir nevi adam da şey diye cevap veriyor. Gördüklerin diyor. Yani rüya mı gerçek mi olduğunu bilemezsin diyor. Yani gerçek, yani ona gerçek yaşamadığını bilemezsin diyor. Sadece diyor bu da senin o anılarını tekrar görmeni, canlandırmanı canlama izin verdi şeklinde bir cümle kuruyor diyebilirim. Şimdi burada iki tane şeyi göstermek istiyorduk. Biri bu. Bir de şunu alıyor olacağız. Bu işte şu şekilde alev püskürtüyor. O yüzden zincirli düşman da işe yarayacak şey. Diğerini bir sonraki videoda gösteriyor olacağım. Bir sonraki videoya geçmeden önce de artık çok fazla sayıda prosedik takmış olduğumuz için prosedik skilleri açılmış oldu. Şu skill şuriken attıktan sonra ileri dash atıp kılıçla kesmenizi sağlıyor. Şu skill ise hani mesela zincirli düşmanın da uzaklaştığımızda kafasında böyle hook atabileceğimiz yeşil bir ifade çıkıyordu. Onu atıp yanına gidebiliyorduk. Bu sefer yanına giderken bir de kendisine vurabiliyor olacağız. Bu benim sevdiğim skill. O yüzden ben bunu açıyor olacağım. Bununla beraber yeni skill'ler açılıyor olacak. Evet. Travel deyip tekrar Hirata Estate tarafından Estate Pet'ten devam ediyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.